Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Lani! Fıstık geliyor. Olamaz! Lani! Merhaba fıstık. Benimle dağda piknik yapmak ister misin? Piknik mi? Ben pek gitmek istemiyorum. Yapma ama. Sana bir şey göstermek istiyorum. Fıstığın yanlış anlaması. Bir gün öğle vaktinde fıstık garaja gelir. Bugünlük işim bitti. Ne yapsam acaba? Fıstık! Arkadaşlar! Merhaba. Bugün çalışmak için dağa mı gittin? Bu aralar tüm çiçekleri açtığı için oraları çok güzel. Vay canına, gerçekten mi? Ben de gitmek istiyorum. Peki bize dağa gezdirebilir misin fıstık? Evet, hadi gidelim. Hava bugün çok güzel. Evet. Tamam, hadi dağa piknik yapmaya gidelim o zaman. Durun, Lani nerede? Bilmiyorum, işi bitmedi herhalde daha. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Çok eğlenceli olacak. Vay canına. Hadi çabuk tırmanalım. Tamam. Buraya onsuz geldiğimizi öğrenirse Lani çok üzülecek. Ne yapıyorsun fıstık? Hadi gidelim. Tamam, geliyorum. Lani aynı gün sonradan garaja gider. Arkadaşlar! Herkes nereye gitti? Çok eğlenceliydi. Evet, bizim. Merhaba arkadaşlar. Lani! Bütün gün neredeydiniz? Biz bugün fıstıkla birlikte dağa çıktık. Dağ mı? Sadece siz mi? Ya Lani kızarsa? Vay canına, balonlar çok güzelmiş. Evet öyleler. Onları nereden buldunuz? Balonları dağdan aldık Lani. Lani aslında. Kıskandın değil mi? Gerçekten çok eğlendik. Evet, yukarısı gerçekten çok güzel. Bir sürü de güzel çiçek var. Beni almadan gittiniz. Ama tekrar gidebiliriz. Ben de giderim. Lani kesin çok kızdı. Onu da götürmeliydik. Ertesi gün olur. Bu Lani değil mi? Ne yapıyor ki? Neden garajıma geldi? Balon! Bir dakika. Fıstık! Beni burada bırakıp pikniğe nasıl gidersin? Hayır, olamaz. Kendimi yıkatayım bari. Fıstığa sakın söyleme. Ne diyorsun? Sakın söyleme. Lani! Ben artık gideyim. Az önce Lani ile ne konuşuyordunuz? Ne? Ne konuşuyordunuz ha? Lani sana söylemememi istedi. Ne? Tayo, bekle. Bana söylememesini mi istemiş? Yoksa acaba? Beni almadan pikniğe gitti. O artık benim arkadaşım falan değil. Arkadaşın değil mi? Tayo, Lani. Sen de fıstıkla arkadaş olmamalısın artık. Ben artık gideyim. Hayır, olamaz. Lani pikniğe dahil etmedi. Bunu yapmamalıydı. Fıstık. Üzerinde köpükler kalmış. Ne yapacağım ben? Dolum tamamlandı. Lani gerçekten çok kızmış gibi görünüyor. Hey! İşin bittiyse izin verir misin? Özür dilerim. Lani ile bu şekilde arkadaş olmayabiliriz artık. Neyse ki bir sorun yok fıstık. Lani'den özür dilemem gerekiyor galiba. Ne? Fıstık.
Fıstık bu sabahtan beri çok tuhaf davranıyor. Öyle mi? Neler oluyor acaba? Lani! İşte orada. Hey! Hey! Lani! Bu çok acımasız. Hayır, ne yapacağım ben? Lani çok üzgün göründüğü için Fıstık endişelenmeye başlıyor. Lani ile bir daha tekrar arkadaş olamayacağız galiba. Anne, şuna bak. Vay canına, hor çiçekleri ne kadar güzelmiş. Vay canına. Sarı çiçekler. Lani de sarı. Aa, buldum işte. Ona bu çiçekleri gösterirsem Lani çok mutlu olacak. Vay canına, çok güzellermiş. Sen harikasın Fıstık. Ah, hiç önemli değil. Teşekkür ederim Fıstık. O zaman doğru düzgün özür dileyebilirim. İyi ki yolunu buldum. Küçük otobüs Tayo. Barış noktasına geldik. Teşekkürler Lani. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda bitti. Lani! Oo, Fıstık geliyor. Olamaz. Lani! Merhaba Fıstık. Benimle dağda piknik yapmak ister misin? Piknik mi? Ben pek gitmek istemiyorum. Yapma ama. Sana bir şey göstermek istiyorum. Burası çok güzel, öyle değil mi? Evet. Vay canına, hava da çok güzel. Gerçekten güzel mi sence? Biraz önce güzeldi. Hayır, onu hemen çiçeklerin oraya götürmem gerek. Sana burayı göstermek istemiştim. Tada! Ne? Hepsi dökülmüş. Olamaz. Hayır, Lani ile bu şekilde barışamam ki ben. Vay canına. Sarı çiçekli yol. Beğendin mi gerçekten? Evet, çok güzelmiş. Bak Fıstık, hava da açılıyor, harika. Vay canına. Gerçekten öyle. Lani, senden geçen gün için özür dilerim. Seni yanımıza almadık diye çok kızmış olmalısın. Ama ben sana hiç kızmadım ki. Hayır, aslında benim özür dilemem gerekiyor. Neden öyle dedin? Geçen gün getirdiğin balon vardı ya hani. Onunla çok kısa süreliğine oynayacaktım. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Anne, Fıstığın balonunu mu patlattın? Şşt, balon demişken Tayo. Tayo, Lani. Sakın Fıstığa söyleme. Ben artık gideyim. Senden hemen özür dileyecektim. Ama sonra seni bir anda görünce korktum. Demek öyle oldu. Peki garajdayken neden o kadar sinirliydin? Garajda mı? Çünkü Rogi çok... Çocuklar! Dağdan aldığınız balonlar vardı ya hani. Birini alabilir miyim? Ben benimkini kaybettim. Benimki oynarken uçup gitti. Ne? Benimki duruyor ama. Öyle mi? Gerçekten mi Rogi? Bana verir misin? Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi mi? Fikrini değiştirme ama. Tabii ki değiştirmem. O zaman önce bana oynamak için lastik getir. Sonra da garajımı temizle. Sonra da Hana'nın benden istediği şey sen yap. Hepsini mi yapayım? İstediğim her şeyi yapacağını söyledin. Balonu istemiyor musun yoksa? Tamam peki. Rogi, istediğin her şeyi yaptım. Öyle mi? Evet, balonu alabilir miyim artık? Tamam.
Tamam. Ha? Bu ne böyle? Bu balon sönmüş. Olsun. Yine de balon işte. İstediğin her şeyi yaptım. Sen çok kabasın. Oh. Hey Nani. Bu çok acımasız. Anladım. Evet, balonunu patlattığım için özür dilerim. Aa, hiç önemli değil. Ben kızdığını düşündüm ve çok endişelendim sadece. O zaman beni affedebilir misin? Affedecek bir şey yok ki. Hadi eğlenelim biraz. Tamam. Oo, çok güzelmiş. Bak bir kelebek. Seni çiçek zannetmiş olabilir. Gerçekten mi? Dostlarımız yanımızda. Sen varsan hiç korkmam ki. Hiç korkmam. Yanımda sen varsan. Vay canına, balonlara bak. Hadi oraya gidelim. Tamam. Alın bakalım. Bunlar gerçekten çok güzel. Fıstık, sen gerçekten harikasın. Yok canım. Daha sonra tekrar pikniğe gidelim. Olur. Aralarındaki yanlış anlamayı ortadan kaldırdılar ve artık daha yakın arkadaş oldular. Küçük sihirbaz Asura. Bir öğleden sonra küçük otobüsler parkta toplanır. Şimdi ne yapmak istersiniz? Sobe oynasak mı? Daha eğlenceli bir şey yok mu? Evet, onu daha dün oynadık. Size eğlenceyi göstereceğim. Ne yapsak acaba? Şimdi sıra sende. Tayo resmen balon gibi oldu. Ne kadar da çok küçüldüm böyle. Neler oluyor? Bende bir şey yok galiba. Rogi, yukarı bak. Ne? Kafam! Neler oluyor böyle? Çok komik görünüyorsunuz. Sen kimsin? Ben sihir dünyasından Asura. Büyülerimi beğendiniz mi bakalım? Bunu sen mi yaptın? Evet, eğlenceli değil mi? Hiç de komik değildi. Bizi eski halimize getir. Neden çevireyim ki? Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Bizi bu halde bırakamazsın. Herkes iyi mi? Evet. İnanamıyorum. Nereye gitti bu? Gitmiş bile. Adı Asura mıydı? Onu bulmalıyız. Ertesi gün olur. Onun üzerinde denesem mi acaba? Yağmur mu? Bu da ne böyle? Git başımdan. Bu çok komik. Teşekkür ederim. Bir dahakine görüşürüz. Vay canına. Çok da büyükmüş. O zaman biraz daha büyük yapayım. Olamaz. Dur, dikkat et. Neler oluyor? Bu da ne? Çok büyükmüş. Sihirle böyle oldu bence. Asura. Sen. Kaçırdım onu. Şu tarafa bakalım. Burada bir yerde olmalı. Tayo. Çocuklar. Sen ne yapıyorsun? Asura'yı gördün. Dün bizimle uğraşan o çocuğu. Gerçekten mi? İşte orada. Nerede? Olduğun yerde kal. Dur! Galiba artık takip etmiyorlar. Buldum seni. Hadi tekrar kaçsana bakalım. Artık kaçamazsın.
işte. Ha? Nereye gitti? Sizin yüzünüzden sihirli değneğimi kaybettim. Ne? Nasıl bizim suçumuz oldu? Onu sizden kaçarken kaybettim. Ve sihirli değneğim olmadan eve dönemem. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Çocuklar. Sihirli değneğini bulmasına yardım etmeliyiz bence. Ne? Böylece daha çabuk gidecektir. Yoksa bizimle uğraşmaya devam edecek. Bu doğru. Peki. Ama sihirli değneği bulur bulmaz dönmen gerekiyor. Anladın mı bizi? Tamam. Onu bulunca sizinle daha çok uğraşacağım. Tamam. Hadi gidelim. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği bulmaya çalışır. Burada değil. Burada da değil galiba. Rogi, orada mı? Hayır, sanmıyorum. Buraya kadar geldiğime göre kaydıraktan ineyim bari. Rogi! Rogi, korkuttun beni. Affedersin. Ama hazır buradayken biraz daha oynayamaz mıyız? Olur mu? Evet, hadi oynayalım. Önce ben kayacağım. Ne? Sen zaten kaymıştın. Ben de istiyorum ama. Asura, sen de kaymak ister misin? Yok, sağ ol. Öyle mi? Tek başıma ineyim o zaman. Bekle. Ben de geleceğim. Hazır mısın? Vay be. Hadi gidelim. Nasıl, eğlenceli miydi? Fena değildi. Tekrar kayalım mı? Olur. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği unutur ve eğlenmeye devam eder. Çok eğlenceliydi, değil mi? Evet. Eğlendin mi Asura? Evet. Yani çok değil. Ama en çok sen heyecanlandın, öyle değil mi? Hayır, hiç de bile. Hadi dönelim. Hana merak etmiştir. Tamam. Hey, sihirli değneğin ne olacak? Geç oldu. Yarın aramaya devam edebiliriz. Tamam. O zaman onlarla yarın da zaman geçirebilirim. Küçük otobüsler ve Asura o gece birlikte kalır. Asura, neden sihir dünyasından buraya kadar geldin? Çünkü arkadaş edinmek istedim. Orada arkadaşın yok mu? Hepsi çok sıkıcılar ve büyülerimi sevmiyorlar. Sürekli bela yaratıyorsun da ondan sevmiyorlar. Ne yaptığımı bilmiyorsun bile. Hey Asura. Bela yaratıyormuşum. Asura yapma. Bu hiç komik değil. Seninle oynamak istemiyorum artık. Sadece onlarla arkadaş olmak istemiştim. Küçük otobüs Tayo. Ertesi gün küçük otobüsler ve Asura tüm gün boyunca sihirli değneği arar. Onu bulamıyorum. Gani, orada mı? Hayır. Nereye gitmiş olabilir ki? Evet, bu çok tuhaf. Bu o mu? Sihirli değneğim. Onu buldum. Ama onu bulduğuma göre onlarla takılmaya devam edemeyeceğim. Asura, onu buldun mu? Ne? Hayır, yok. Burada olduğunu sanmıyorum. Evet. Ne yapalım o zaman? Buldum. Biraz oyun oynayıp sonra aramaya devam edebiliriz. Öyle mi? O zaman... Joey'nin gösterisini izlemek ister misin? Joey mi? Joey kim? Çok şaşıracaksın. Joey, sihirli değneği olmadan kuş ve çiçekler yaratabiliyor. Sahi mi? Çok gitmek istiyorum. Tamam, Joey'nin gösterisine gidiyoruz. Gidelim. Vay canına. Şimdi. İşte. Tada. Vay canına.
Vay canına. Gerçekten başarılı. Şu an bir şey yok. Ha? Ve tada. Ben arkadaşlarımla alay ediyordum. Ama sihirbazlık insanları mutlu edebiliyormuş. Şimdi şapkanın içine bakın. İçinden ne çıkacak? Ben de çıkacağını biliyorum. Beyaz güvercin mi? Evet, bu numaraya bayılıyorum. Şimdi tada. Ne oluyor? Tada. Ne oldu? Ne var? Ders gitti herhalde. Ne oldu? Durun. Joey ne yapıyor? Aa, olamaz. Onların üzülmesine izin veremem. Ne kadar harika. Çok güzel. Asura, o senin sihirli değneğin değil mi? Demek gördüm. Teşekkür ederim. Bravo. Ne oldu böyle? Onu sen mi yaptın? Evet. Anladım. Gerçekten harikaydı. Evet. Bize sihirli değneğini bulduğunu neden söylemedin? Çünkü sihir dünyasına dönmek istemedim de. Orada maalesef hiç arkadaşım yok. Hayır Asura. Bundan sonra kesin daha çok arkadaş bulursun. Evet. Çünkü onları artık sinir etmeyeceksin. Evet. Muhteşem sihrin de bizi nasıl etkilediğini sen de gördün. Öyle mi dersiniz? Evet. Ayrıca bizim gibi muhteşem arkadaşların da var. Değil mi? Evet. Teşekkürler çocuklar. Sanırım sihir dünyasında artık arkadaş edinebilirim. Harika. Rica ederiz. Bu da size son hediyem. İşte. Vay canına. Asura gitmeden önce ilk arkadaşlarına en güzel hediyeyi verir. Tekrar görüşmek üzere Asura. Tayo und sein gefiederter Freund. An einem wunderschönen Nachmittag fahren Tayo und Gani nach der Arbeit zurück in die Garage. Wenn wir schon mal früher fertig sind, wollen wir gleich zum Spielplatz? Das klingt super. Was ist los? Tayo, fahr doch los. Ich komm nicht los. Tayo, da kommt Rauch aus dir raus. Oh nein. Zurück in der Garage untersucht Hana Tayo. Weißt du schon was? Ich habe es schon gefunden. Keine Sorge, ich muss nur ein kleines Teil ersetzen. Ist das so? Da bin ich erleichtert. Ich gehe es kurz holen. Ja. Tayo, tut mir leid. Was? Mir fehlt das Ersatzteil. Ich kann dich erst in ein paar Tagen reparieren. Was? Und wie soll ich arbeiten? Ich guck mal, ob Rogi für dich einspringen kann. Es wird zwar schwer für dich sein, aber du musst leider die nächsten Tage hierbleiben. Alles klar. Ich muss den ganzen Tag hierbleiben. Mir ist so langweilig. Wow, was für ein schöner Vogel. Hallo? Ich bin Tayo. Schön, dich kennenzulernen. Du singst wirklich wunderschön. Ich singe auch richtig gern. Wie heißt du? Chirp Chirp. Dein Name ist Chirp Chirp. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Einige Tage später kommen die fehlenden Teile an und Hana kann Tayo fertig reparieren. Vielen lieben Dank, Hana. Kann ich jetzt zur Arbeit gehen? Ja. Aber sei bitte schön vorsichtig, wenn du fährst. Ja gut, werde ich sein. Also dann, bis später. Okay, bis dann. Wow, wie schön, dass ich endlich wieder in der Stadt sein kann. Lololo, lololo. Da ist Chirp Chirp. Folgst du mir etwa? Sehr gern, du kannst mit mir mitkommen. Einsteigen bitte. Okay.
Oh. Was soll das? Oh. Chip, Chip, was machst du da? Hör auf damit! Geh weg! Ich hab Stopp gesagt! Tayo, ich denke, wir nehmen wohl einen anderen Bus. So, wartet doch! Was ist los mit dir? Zurück in der Garage erzählt Tayo Hana, was bei der Arbeit passiert ist. Sie hat die Fahrgäste angegriffen? Ja, ich konnte einfach niemanden mitnehmen. Hm, warum sollte sie sowas tun? Oh! Was ist das denn? Pass bitte auf, nicht, dass sie dich auch attackiert. Keine Sorge. Oh, das ist ein Vogelnest. Okay, okay, ganz ruhig. Ich denke, Chip Chip macht Ärger wegen ihres Nestes auf deinem Dach. Ein Nest? Aha. Wir müssen wohl einen Vogelexperten kontaktieren. Was? Dieser Vogel. Und sogar Eier. Dieser Vogel gehört zu einer gefährdeten Art. Sie ist sehr, sehr selten. Wirklich? Unglaublich, dass sie 3 Eier gelegt hat. Eier? Ja, ich glaube es einfach nicht, dass ich diesen Vogel hier sehen darf. Können Sie das Nest jetzt bitte runternehmen? Oh, das ist unmöglich. Oh. Das ist ein sehr sensibler Vogel. Bis die Küken geschlüpft sind, dürfen wir das Nest nicht bewegen. Was? Und was ist mit meiner Arbeit? Oh, du darfst nicht arbeiten. Du darfst nirgendwo hin. Du musst genau hier bleiben. Was? Die Zukunft dieses Vogels hängt von dir ab. Wirst du ihre Eier beschützen, ja? Das muss ich dann wohl. Oh, alles juckt. Kommt das, weil ich mich nicht gewaschen habe? Tayo! Du? Leute! Was? Du bist ja noch schmutziger als gestern. Und stinken tust du auch. Was? Ich bin sauberer als deine Garage. Was? Meine Garage ist sauber. Rogi, hör auf! Wir fahren jetzt zu unserer Arbeit. Bis später. Alles klar. Bis dann. Ich kann mich deinetwegen nicht waschen, Chirp Chirp. Voll doof. Chirp Chirp, du! Den ganzen Tag hier, langweilig, oder? Das geht schon. Mir bleibt keine Wahl. Gani! Gani, lass uns los. Dann werden wir es noch rechtzeitig schaffen. Okay, lass uns los. Tayo, ich muss jetzt leider wirklich wegfahren. Wohin fahrt ihr denn? Wir fahren zum Berg und schauen uns die Parade an. Das wird so richtig lustig. Die Parade? Naja, ich dachte, wegen des Nests kannst du nicht weg, also fahre ich mit Peanut hin. Entschuldigung. Das nächste Mal, wenn es eine Parade gibt, fahren wir zusammen. Abgemacht? Abgemacht. Bis heute Abend, Tayo. Ich will aber auch zur Parade gehen. Chirp, chirp, das ist alles deine Schuld. Ich kann's kaum erwarten, bis deine Eier ausgebrütet sind und du wegfliegst. Tayo, der kleine Bus. Tayo macht sich Sorgen, dass Chirp Chirp wegen dem, was er gesagt hat, fortgeflogen ist. War ich vielleicht zu gemein? Oh nein, ich werde mir deswegen keine Sorgen machen. Was? Wer bist du denn? Geh weg! Nein! Chip, Chip! Geht's den Eiern gut? Oh, Gott sei Dank sind die Eier heil geblieben. Tut mir wirklich leid wegen vorhin. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich gesagt habe. Und ab jetzt passe ich immer auf die Eier auf, bis sie ausgebrütet sind. Tayo! Ist irgendwas passiert?
Du kannst dich nicht waschen mit dem Nest auf dem Dach, oder? Ich wasche dich jetzt schön, ohne das Nest zu beschädigen. Wow, danke schön, liebe Hannah. Willst du dich etwa mitwaschen? Los geht's. Das ist kalt. Chip, Chip, gefällt's dir? Und weiter geht's. Da ist ein Regenbogen. Von da an wurde die Freundschaft zwischen Tayo und Chip Chip weich, immer enger. Weich, weich, sauber, sauber, sauber. Es ist der neue Tag, voll mit frohem Spaß. Chip, Chip, es ist mitten in der Nacht. Leg dich wieder hin. Geh bitte wieder schlafen. Oh, Gezwitscher? Wow, endlich seid ihr geschlüpft. Sie sind so süß, Chip, Chip. Chip, Chip, wo ist sie? Wo warst du denn? Was ist das? Ist das für mich? Chip, Chip, danke schön. Ich freue mich so darüber, dass deine Babys gesund und munter sind. Am Morgen kommt der Vogelexperte zur Garage, nachdem er von den geschlüpften Küken gehört hat. Wow! Die Küken sind putzmunter. Wow! Vogelgezwitscher ist so schön. Stimmt. Mit den Küken können wir einen tollen Chor aufmachen. Tayo, das hast du sehr gut gemacht. Ach, war doch nichts. Jetzt können wir das Nest endlich entfernen. Stimmt doch, oder? Natürlich. Was? Das Nest wieder entfernen? Wir müssen die Küken in den Wald bringen, damit sie gesund aufwachsen können. Kann ich sie denn nicht einfach hier aufziehen? Tayo, damit Chip Chip und ihre Familie glücklich werden können, müssen sie in den Wald. Ich würde auf sie aufpassen. Sehe ich sie dann also niemals wieder? Oh, doch, das wirst du. Ihr neues Zuhause steht schon am Berg bereit. Sei nicht traurig. Du kannst sie doch jederzeit besuchen fahren. Also gut. Und hinein mit euch. Chirp, chirp. Wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Bis dann. Passt gut auf euch auf. Auf Wiedersehen. Bald darauf besuchen Tayo und seine Freunde Chip Chips Familie an. Hallo Leute! Chip Chip, wo bist du? Wo? Mal langsam. Oh, oh! Da sind sie! Chip Chip! Oh. Wow! Wie ist es dir ergangen? Deine Kinder sind aber groß geworden. Die Vögel wissen, dass Tayo da ist. Wie sollten die Vögel das denn erkennen? Was ist das? Vogelkacke. Hört auf zu lachen. Die Vogelfamilie hat ein schönes neues Zuhause. Tayo besucht sie so oft er kann.